Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Kolesterolü tabii ki ilaçsız, diyet ve egzersizle düşürmek ideali. Ama damar tıkanıklığınız varsa, bypass, balon, stent olmuşsanız, kolesterolünüz ne kadar düşerse o kadar iyi. Riskiniz yani kalp krizi ve felç oranlarını düşürmenin en sağlam yollarından bir tanesi bu. %1 düşse bile riskiniz de %1 düşüyor. Herkes hapı yutacak diye bir kaide söz konusu değil. Efendim bakmışlar ki, bir hastada kolesterol, LDL kötü kolesterol çok yüksek. Genetik inceleme yapmışlar. Bakmışlar ki PC8K9 lipoprotein çok yüksek. Bu proteinin gerçek ismi proprotein konvertaz substilin keksin tip 9. Nasıl tıp öğrencileri için kazık olmasın diye kısaltmışlar. Başka bir hasta bulmuşlar. Onda ise kötü kolesterol çok düşük. Yine genetik inceleme yapmışlar ve PC8K9 proteininin çok düşük olduğunu bulmuşlar. Çok düşük olunca LDL parçalanıyor. Süper. Demişler ki o zaman biz bu PC8K9 proteinini bir araştıralım. Bunu nasıl düşürebiliriz? Onun üzerine bu hücreye girişine bir bakmışlar. LDL kötü kolesterol bir reseptör bağlantı noktasına karaciğer hücresinin içine alınıyor ve parçalanıyor. Ama bakın ki bu PC8K9 proteini karda kışta kıyamette hiç durmayıp geliyor, buna yapışıyor ve böylelikle LDL kötü kolesterol parçalanamıyor ve kanda artıyor. O zaman demişler ki biz bu PC8K9'u düşürelim. Bunu bir antijen olarak tanımlayalım. Ona karşı bir antikor oluşturalım. Yani serum. Ve bunu genetik olarak yapalım. Ondan sonra serumu verelim. Ve onlar da gitsinler ne yapsınlar? Bu PC8K9'a yapışsınlar. Onu yok etsinler. Böylelikle LDL kolesterol reseptörümüz boşta kalsın. Ve sonuçta ne olsun? Kötü kolesterolümüz düşsün. Ve bununla ilgili iki ilaç piyasaya çıkmış ve satılıyor. Bir adım daha ileri gitmişler. Demişler ki ya biz bir messenger RNA yapalım. Bu da PC8K9 sentezini bozsun. Daha fazla LDL reseptörü açığa çıksın. Süper. Onu da aşı olarak veriyoruz tabii ki. Messenger RNA, RNA aşısı ve LDL düşüyor. Ama bunu hap olarak almanın imkanı yok ikisini de. Enjeksiyon ve iğneyle hatta haftalık, aylık, yıllık. Hediyesi 10.000 dolardan başlamış, 2.000 dolara kadar inmiş. Ve şu anda aşı formu İngiltere'de ödenmeye başlamış. Aşı Avrupa'da serbest ama Amerika'da henüz serbest değil. Hala araştırmalar devam ediyor. Amerikalılar böyledir. İlacı ilk önce dışarıda kullandırırlar. Sonuçlarına bakıp kendileri ülkelerinde kullanmaya karar verirler. Bu özellikle ailevi kolesterol yüksekliğinde ve statinlere cevap vermeyenlerde önerilen bir tedavi şekli. Sonuçları oldukça iyi, riski LDL'yi düşürüyor. Hadi bakalım yan etkisi nasılmış? Hadi enjeksiyon yönünde kızarıklık ve ağrı, kas ağrısı, karaciğer enzimlerinde yükselmeyi anladık. Ama benim dikkatimi çeken bronşit, farenjit ve özellikle yeni şeker hastalığı başlangıcı. Bakın %11.6'ya kadar çıkmış RNA aşısında. Haliyle ne olacak? Bizim de kafamızda bir soru işareti olacak. Burada biraz bekleyip sonuçları görmemiz lazım. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.